hayallerinizi gerçekleştiren program Ama Diyor Ya, hepiniz hoş geldiniz. Bugün adet olmadığı üzere iki duyuruyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar, yılbaşında Aralık'ta partilemece var. 18'inde Ankara, 20'sinde İzmir, 25'inde de İF Ataşehir var. Bekleriz, buyurunuz. Ayrıntılar bu videonun altında sizinle paylaşılıyor. Ama Diyor da farklı bir şey deneyeceğiz ama bugün başlatacağız bir dahaki Ama Diyor için. O da şu: Instagram'da siz bu hikayeyi izlerken bir story paylaşıldı. Oraya şu cümleyi doldurmanızı istiyorum: Ama Diyor ve ben bir dahaki konuğumla birlikte olduğum zaman arada bir sizin Ama Diyor'larınızdan faydalanacağım ve hep birlikte konuyu rastgele bir biçimde yönlendirmiş olacağız. Evet, sana da geliyorum. Bugünkü konuğumuz arkadaşlar hepinizin Post 42'den tanıdığı Sonat. Sonat, senin soyadını bilmediğimi fark ettim şu anda. Işık. Ama alt çizgisi var, boşluğu var. Birleşik olunca dedelerimiz biraz vizyonsuzmuş. Ha, anladım. Fisik gibi bir şey var. Sıkılıyorum. Yine de çağlaşık elden daha iyi diye düşünüyorum herhalde. Ondan. Yani. Okay. Adilisik var bir de. Oy oy oy. Adam bir de holding falan kurmuş yani. Abi ne yap et, yurt dışına açılma yani. Lütfen Türkiye'de kal. Sana öyle bir... Yerelleşeyim yani. Tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin? Ben aslında televizyon çıkışlıyım. Televizyonlarda editörlük yapıyordum, metin yazarlığı yapıyordum. Üniversite 3'te başladım. Kendi mesleğimi de o olarak görüyorum hala. Televizyonda iş bulamayınca da çalıştığım formatlar tutmayınca YouTube'cu arkadaşlarımın yanına yanlayıp onlarla beraber YouTuber oldum. Ya da yeni televizyona geldin aslında belki. Değil mi? Niye öyle demedin diye düşündüm. Yeni televizyon, evet. Peki yani abi. Ben bunu satarım. Yeni televizyon. Peki abi, hiç hayalini kurduğun bir şey var mı? Yani şimdi ya da gelecekte kendini görmek istediğin bir hayalin var mı? Bizle paylaşır mısın bunu? Karadenizlilikten herhalde. Ben böyle hiçbir lüksümden vazgeçmeden bir dağ evinde gayet fiberimle, miberimle, arabamla yaşamak istiyorum ama dağ evi yani. Anladım. Plazayı çıkar, dağ evi koy, aynısı. Anladım. Altyapı sabit. Yine bir inşaat var ama. Tabii tabii. Anladım. Ben oraya katta çıkarım. 5. kat havuzda yaparım. Anladım. Biraz izole bir hayat istiyorsun anladığım kadarıyla. Doğa. Doğayı seviyorum. Doğa. Ormanları seviyorum. Ama lüksüm de olsun istiyorsun. Tabii tabii. Sipariş verdiğimde gelsin bir şeyler yani. Anladım. O kadar da uzaklara gitmiyorsun yani. Yok yok. Abi şimdi şöyle. Senin bir gün tatil gününden birindesin. Atlamışsın arabana. Demişsin ki kardeşim ben bir hafta vaktim var. 3-4 gün gideceğim Karadeniz'deki yaylaya. İşte ne var orada senin sevdiğin yayla? Kotençur. Kotençur. Kotençur yaylasını haçem buradan dümdüz gidiyorum. Kotençur'a doğru gideceğim diyorsun. Kafayı dinleyeceğim diyorsun. Böyle yanına bir tek işte telefonunu alıyorsun. Hani o da acil bir şey olursa zaten sizden ararlar falan diye. Yola çıkıyorsun abi. Tamam. Telefon çekiyor. Telefon çekiyor. Her şey, hiçbir sıkıntı yok. Abi sen bir ara bakıyorsun ki yolda benzin alman gerekiyor. Böyle buradan şimdi İstanbul'dan Rize'ye doğru giderken Samsun'dasın abi. Samsun'a illa geçiyorsun. Evet. Bolu, Samsun gidiyorsundur öyle. Samsun'dasın. Samsun'da fark ediyorsun ki senin benzin alman gerekiyor. Tamam mı? Giriyorsun bir istasyona. Benzini doldurmak için adam pompacı gereken işlevi yapıyor. Sen de ücretini ödemek için içeri giriyorsun. Daha başlamadı. Nasıl Adeleli? İçeri giriyorsun abi, parayı ödeyeceğim. Tam böyle adam işte böyle herkesin şeyini, kredi kartıyla işlemini yaparken seni görüyor. Aa, ben sizi tanıyorum diyor. Nereden? Şey diyeyim abi diyor. Gülersen şey yaparsın, kaybedersin. Gülme, gülmeme challenge. Uy diyor, tanıyorum diyor. Abi diyor, bir fotoğrafınızı çekebilir miyiz diyor. Samsun böyle bir yerde. Çekebilir miyiz diyor. Çekeriz. Tamam diyor, bir saniye diyor. Alo diyor, Nuri. Alo, İsmail. Uy, Temel. Gelin buraya, bakın kim buradadır. Daha. Uy, tamam. Fıkra'yı çağırıyor. Abi, şive esprisi yapıyorum ki tutuyor ya bu aralar. Şive komedisi. Neyse abi, bir bakıyorsun birden böyle Temeller, Fatimeler bir şeyler geliyor böyle. Hepsi böyle geliyorlar. Seni fotoğraf, sana işte bir fotoğraf çekiyorlar böyle. Çık yapıyorlar. Oy, Allah aşkına yemeğe kal. Bir yere gitme, beraber yiyelim diyor. Tamam. Tamam mısın? Ya çok uzun süre değilse hani yemek zaten. Ya diyor bak. Gazını yenecekse okey. Ya köfte diyor, çok güzel bizde. Köfte yaparız biz diyor. Biliyorsun köfte. Köfte. Abi
Ya bir hani kara lahana çorbası da vardır oralarda. Onu da okey mi? Tabii tabii. Onu bir sorarım. Var mı diye. Yoksa var. Şey yapmam da. Uy diyor. Hemen diyor anama söyleyeyim yapsın sana. Anacığım. Anası da böyle sesler geliyor. Abi hemen benzinliğin arkasında bunların da bir apartmanı varmış. O apartmandan anası danası iniyor. Böyle bir de sofra kuruyorlar. İmece usulü her şeyle falan. Lahana çorbası var. Lahana sarması var. Köfte var. Böyle kötü Karadeniz pideleri var. Böyle üzerinde ne otu olduğu bilinmeyen otlardan oluşmuş. Onlar Giresun'dan gelmişti büyük ihtimalle. Giresunluyum ben. Sen onlara yöneliyorsun. Anam pide kötü otlar diyorsun. Başlıyorsun yani. Neresindesin Giresun'un? Merkez. Bunu adam soruyor. Abi diyor neresindesin? Merkez diyor. Merkez. Hakikaten ben de Pirasus'tan arkadaşlarım var diyor. Biz diyor normalde Samsun'lar böyle konuşmuyoruz. Bana ölçün diyor. Onu en başta fark ettim de bozmayayım diyorum ben pompacı. Benim aile hep Trabzon ta. Hakikaten konuş bakayım diyor böyle yapıyor. Uy diyor. Bir böyle komedi Türk dizisinin içinde gibi hissediyorsun kendini. Hakikaten diyor benim asıl sana sormak istediğim bir şey var. Nedir abi? Ben diyor bir YouTube kanalı kurmak istiyorum diyor. Tamam. Ben diyor bir YouTube kanalı kursam. Bana diyor yardımcı olur musun? Ne açıdan yardımcı olayım? Yani ben nasıl yapılır bu iş hiç bilmiyorum. Benim bir tane telefonum var. Ha bana dediler ki bu telefonla yapılır ta. Yapılır. Tamam. Yani bir internet bağlantısı, bir telefon yeter aslında. Sana bir şey diyeyim diyor. Sonat'tı değil mi diyor. Evet. Sonat. Sen sanıyorsun ki bu işler bedava. Asla. Parasını da vereceğim diyor. Bana? Tabii ki. Ha, danışmanlık. Danışmanlık ücreti vereceğim. Daha diyorum kime diyorum bulacaklar diyor. Vay gülüyorlar böyle. Böyle el 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 yapanlar arada böyle. Kendini kaybediyor. Sıkıyorlar ya. Karadeniz ailesi bunlar böyle. Texas böyle redneck jipleriyle geziyorlar. Hatchen diyor. Ben bu işleri bilmem. Ama diyor helalinden sana aylık olarak 80 bin lira vereceğim diyor. 80 bin lira yeter mi? Her şeyi sana bırakayım. 80 bin lirayı vereceğim. Sen bana artık burada ev mi tutarsın? Telefonla mı yaparsın? Canon'la mı alırsın? Sen biliyorsun. Bak Canon falan baktım internetten. Biliyorum ben bu işte. Daha ne diyor? 80 bin liraya satamayacağım idealim yok benim ya. Hatta 5 bine de yok da. Yapay mısın diyor. Yaparız ya. Haydi uy diyor. Oynamaya başlıyorlar. Horan işini bir konuşabilirim. Uy gel gel diyor konuşalım. Horan da ben de sana Horan Tepesi öğreteceğim ta diyor böyle. Takılıyor falan. Pakete dahil Horan. Açam diyor. Benim sen bu isteğimi kabul etmene çok sevindim. Yalnız diyor benim bu işi sana yaptırırım. Ama diyorum. Haçan ama diyorum. Ama diyor. Bizim diyor bu yani bizim programımızda ben senden başka şeyler de istiyorum diyor. Ne gibi şeyler abi? Biz diyor biraz hanımla bilir misin diyor böyle yabancı ülkelerde falan kadın erkek hafif cinsel içerik program yapıyorlar. Çok da tutuyor onlar diyor böyle. Cinsel içerik yapıyorlar diyor. Bir şeyler duyduk. Öyle formatlar varmış. Bizde diyor öyle formatlar. Ben malalimdir ya. Bir YouTube'da şey mı? YouTube'da yapalım. Yapalım YouTube'da diyelim ki kardeşim bu kadınla erkeğin arasında ne vardır? Bunları herkese söyleyelim bilsinler. Ha konuşma üzerine değil mi sadece? Konuşma gösterelim de istiyorum ben diyor. Onları bize çeker misin? Mesela ilk, ben diyor ilk videomuzu buldum. Başlangıç videosu sarsacağım bu dünyayı araştırdım diyorum sana ya. İlk videomuz zifaf. Zifaf gecesi. Zifaf gecesini çekiyorsun sen kameraya alıyorsun biz zifaf tek açı. Kadınla senin zifaf gecesi geçmiştir abi. İşte biz adını zifaf koyuyoruz. Sadece rol yapacağız biz de. Efendim? Remastered. Zifaf. Çok güzel. Haşem gülün diyor. Dın 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 dın. Yapıyorlar beni. Ben mi çekeceğim? Sen çekeceksin 80 bin lirayı. Kime verdik biz diyor. Hasan ne diyor bu? Hasan diyor. Abi sana 80 bin lira verdik. Daha diyor Hasan da orada. Ha değil mi Fadime diyor. Evet diyor benim kocam verdi 80 bin lira diyor. Allah kahretmesin. Dur hanım sen de hemen kasa gelme diyor. Kasada kapat. Peki ben çekmesem yani ben prodüksiyonunu sağlasam orada bulunmasam
senin bir suratını kullanmak istiyoruz diyor ya. Ben görüneceğim mi videoda? Sen tabii görüneceksin. Benim hanımla ben mi yapacağım tekrar? Remastered diyoruz diyor. Kamerayla yapacaktı. Herhalde bizim hanımıza yapacak halin yok diyor. Ben diyor biraz kiloluyum. Sen sinim gibi adamsın diyor. Bakayım diyor maşallah diyor. Hanım nasıl diyor? İyi güzeldir diyor. Ben karısıyla video çekeceğim adamı. He. He. Kadını bir tarif et. Tarif edeyim abi, bunu bana sordun. Olmaz da, merakımdan soruyorum. Abi kadın... genç bir kadın tabii, yani orada biliyorsun daha genç almak makbul. Böyle 20-25 arası yaşlarında olduğunu görüyorsun. Böyle hani... Türk filmlerinde, Türk dizilerinde Karadeniz'de güzel kız vardır, delikanlıların hep vurulduğu. Hem eli maşalıdır ama çok da güzeldir. Tam öyle bir tip. İsmi de tabii ki Fadime. Yazaylı mı? Şivesi var mı? Evet. Böyle konuşuyor. Sonat, uy! Ya ben oynayamam abi. Yani çok teşekkürler layık gördüğün için bu role ama yok ya. Zaten Sapık abi diye isim koymuşlar. Ben oynayamam ya. Şimdi diyor, benim adımı biliyor musun sen? Bilmiyorum. Sormadı çünkü diyor. Ben sana söyleyeyim. Benim ismim Cemal'dır diyor. Cemal de derler ama Cemal. Sen üçüncü de bulurmuşum abi. Benim ismimi burada Hande. Cemal de. Bilmeyen yoktur de. Kemal benim... mi Cemal mi acaba? İkisi de aynı. <aynı. gülüyor> Cemal diyor, Cemal. Hala benim diyor olay... Çözülmüyor. Ben diyor neşeli adamımdır ama sinirli de olurum diyor. Biz Karadenizliler diyor. Çok sinirliyiz diyor. Yapıyor şöyle elini. Sofrada olan işte kayınçosu, kayınbiraderi, Fadime dahil hepsi böyle şakır diye silahları sana çıkarıyorlar böyle. Dın dın dın. Dizilerde şey sahnelerden biri böyle. Aa, herkes emrimle diyor. Emrim diyor. Şu anda senin karnını kurşunlarla telebilirim diyor. Burada kızdığı nokta karısıyla video çekmemem mi yoksa işi reddetmemem mi? Sanırım her ikisi de biraz. Yani ne istersen onu 80 bin liraya az önce evet dedin ya, ne istersen onu yapmanı bekliyor, bakışı var şu anda sana böyle bakıyor. Tabii canımız tehlikedeyse yaparız birkaç video. Yapacağım mı dedin? İndirin silahları. Ha kardeşim, güzel kardeşim. Baskı altında olmadan bir daha söyle. Bak silahlar da indi. Yapacağım mı dedin? Kalkıyor silahlar geri ters. Ben onlara söz geçiremem. Onlar şey yaparlar, çıkarırlar da, fırırlar da. Ben sana derim ki tamam biz anlaştık, aramız iyi. Onlar yine seni fırabilir. Hiç belli olmaz. Burası Karadeniz diyor. Ya şimdi tamam o sinem ses geliyor. Oradaki adam kendini vuruyor. Can diyor. İşte böyledir işte. Ha, görüyorsun. Ömer yine mi? Alın bunu, alın bunu diyor. Ötekileştirenin arasına atın. Hadi bakayım, hadi bakayım diyor. Kendini ilk vuruşu da değil. Ya şey ama YouTube'da bazı sansürler var gene de. Yani YouTube diye öyle her şeyi koyamıyoruz. Heh işte burada sen devreye giriyorsun diyor. Bana öğreteceksin diyor. Bana bunları sen söyleyeceksin. Yalnız senden bir ricam daha olacak diyor. Ama bunu da karşılıksız yapacağımı zannetmiyorsun. Şimdi bu 80 bin liraya konuşmuştuk ya. Biz kesen de bu 80 bin lirayı yapalım. 280 bin. Ama diyor. Ama diyor. Çıkarıyor böyle parayı. Sen izlediysen bilirsin başka hikayelerde de nakit kullanmıştım, işe yaramıştı diyor. Şimdi de aynı nakit... paraları. Paralar aynı diyor, o şey, fabrikasyon. Efendim, senden istiyorum ki... Bura... Berk... Hacan bir tane daha vardı, neydi onu, educated? Boğaç. Boğaç. Üçünü de diyor, buraya toplayacağım. Üçünüz de diyor, buraya geleceksiniz, burada yapacağız diyor program. 280 bin lira al diyor. Sana biraz koklaman için veriyorum diyor. Dördümüz gene eşinle mi?
Ay ne yapıyorsun sen diyor. Öyle bir şey diyemiyor. Kız Fadime diyor. Diyor Fadime de. Sınırınızı anlamadık nasıl bir ailesin. Şöyle. Gördünüz birden gene çeksiniz. Karadeniz diye geldik Konya çıktı mı? Abi Konyalıları karşımıza aldım. Ya sen Karadenizleri 5 dakikalık Karadenizler ve Konyalılar yarın Sonat ve Cevdet'i öldürdü diye haber çıkacak. Neyse. Ya ben ovanın genişliğinden şey yaptım. Diyor ki hayır diyor. Şimdi şunu yapacağız diyor. Haçen diyor siz diyor. Ben diyor siz eskiden beri takip ediyorum. Beyaz 42'ydiniz diyor. Evet. Post 42'siniz diyor. Burada da geleceksiniz diyor. Dost 55 kuracaksınız diyor. 42 nedir diyor. Konyalı mısınız? Sen o yüzden bize bu teklifleri yapıyorsun. Değiliz abi. Konyalı değil misiniz? 42 nedir açan uşağım o zaman diyor. 42 Konya. İşte ben de onu diyorum da biz başka bir burada gerçekten bu meşhurlar bir acayip oluyor. 55. Ben diyor bu Samsun'un diyor yatırımcısı olacağım. Artık Samsun'da bir sürü YouTube kanalları olacak. O ne diyor hep İstanbul İstanbul diye ya. Yani içim... Değil mi Fadime diyor. Li 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 li. Oynuyorlar onlar burada. Yenge sakin ol bir dakika. İçerik o, hep o en baştaki Zifaf Gecesi Remastered gibi değilse ekibe bir söylerim. 280 bin demem. 80 bin derim gene onlara. Öyle çözeriz. Ben seni tanırım kardeşim derim. Sen bana değilsin ki sen onlara 80 de bir onlarası ben sana 280 dedim. Ağzımdan çıktı mı Hasan? Çıktı abi. Çıktı mı Fadime? Çıktı vallahi bey! Ağzımdan çıktı diyor. Ben yani, bir teklif ederim. Onların başka projeleri yoksa tabii ki seve seve geleceklerine inanıyorum. Şimdi T. Hasan diyor. Gel diyor. Hasan böyle şık şık shotgun alıyor. Şık beline koyuyor. İki tane de silahını alıyor. Şık buraya koyuyor. Yanına geliyor senin. Geldim abi diyor bana. Pardon. Geldim abi diyor. Hasan'la sen onları reddetemeyeceğin teklif yapmaya İstanbul'a gideceksiniz abi şimdi diyor. O kadar silah gerek. Al diyor buradan da. Al paraları diyor. 280 bin al. Hasan'sın yanınızda. Hasan Terminator gibi adam. Bırak yıkılmaz diyor. Diyor. Gideriz mi sorarız. Yani zaten o silaha çok gerek yok. Okey olurlar diye düşünüyorum. Silahsız yollamam ben uşağımı diye. Öyle ıssız ellere. Bak siz de Konyalı mısınız ne siz benim başıma ekşimeyin diyor ondan sonra. Konyalı mıydınız siz diyor. Konyalıydık. Konyalı diyor. 42 Konya'da ne gülüyorsunuz? Daha diyor 42 Konya değil mi diyor ya? Anlatsana bana 42 ne? Hadi. Anlat. Şöyle. Anladım. Hadi uşağımla Hasan'la birlikte size iyi yolculuklar. Senin arabayla gidecekler. Benzini buradan doldurun. Hasan'ı benim buradan doldurun. Oradan da bir Hasan Bili, benim işbirlikçilerim var oradan doldurursunuz. Hadi bak şimdi yolunuza kuvvet. Elilililil seni böyle düğünlerle böyle biri davul çıkarıyor orada. Davul arabana tıkıyor. Hasan yanına geliyor. Kemal Çelebi unuttum. Davulu Kemal Çelebi. Kemal Çelebi. Tittirir tittirir tittirir. Böyle oynuyorlar. Uy İstanbul'da YouTube kanalı. Hayır öptür. Diye bunlar takılıyorlar. Benzini dolduruyor. Hasan böyle biniyor. Hasan da böyle şey bir adam. Hani böyle hakikaten Terminator gibi adam. Arnold Schwarzenegger. Hadi bas gazı da gidelim diyor. Çok konuşmuyor. Ben bir yere gidiyordum Karadeniz'de en başta. Yani. Nereye gidiyordun diyor. Halam var orada. Para mı verecektir oradan sana? Hadi bas diyor. Bak para diyor. Acaba böyle yaşanır ama. Hadi bas diyor dön İstanbul'a. Hadi. Ne yapıyorsun gidiyor musun? Diriz ya. Yani. Silahı var herif. Arkada şatkanla soruyor bunu. Normal sormuyor ki. Abi adamın arkada bir şatkanı, iki tane de burada silahı var yani. Ama ceketiyle gizlemiş. Şu anda yanında oturuyor. Yani arabayı kullanan da sensin. Bir sürü seçeneğin var. Ama tabii ki arkadaşların yanına da gidebilirsin yani ofise. Onlar ofisteler. Telefonu çalıyor bu arada. Açıyorum. Açıyor. Alo. Boğaç ben abi diyor. Yani yazıyordur numaram ama diyor. Gene de belirteyim istedim. Evet gene de belirteyim diyor. Ne haber abi nasılsın diyor. Nasıl gidiyor tatil? İyiyim kanki. Biraz enteresan ilerliyor benim için. Aa anlatsana vaktim var diyor. Yeni fırsatlarla karşılaştık burada. Bir Karadeniz'de, Hasan da böyle yapıyor. Bir Karadenizli abiyle karşılaştık. YouTube kanalı kurmak istiyormuş. Bütçesi de var kendisinin. Yani size de tanışmak istiyor. Güzel bir bütçe var. Burada video yapar mıyız? Post 42'yi buraya taşır mıyız? Diyor. Ha, abi boşuna zahmet etmesin yapamayız öyle şeyler diyor. Oğlum. Yok abi yapamayız diyor.
Neyse sonra konuşuruz abi diyor. Kapattı telefonu. Ne oldu diyor Hasan. Ne diyor? Heveslendi mi diyor. Şu an tabii tam idrak edemedi olayın ciddiyetini. Bir konuşarak ikna edebileceğini düşünüyorum. Biz şimdi oraya gidiyoruz zaten bizi görünce biz de onları reddedemeyecektir teklif yapınca gerçekten de onlar reddedemeyeceklerdir. Duyuyor ama böyle ilk defa o gülüşünü görüyorsun. Yandan polise selektör yapıyorum muhtemelen. Beni bir çevir. Yapıyor polis. Ha, peki kabul ediyorum polis geçiyor. Selektör yaptın. Geçti böyle. Sana sağa çek diyor. 34-26-56 sağa çek. Plakanı söyleyeyim biliyorum ama. Çağ çekmem lazım polis çeviriyor. Çek çek diyor çek. Çektim. Polis içinden çıkıyor. Camına doğru geliyor. Bakıyor böyle. Uyyyy sen diyor şey değil misin diyor. Gülersen kaybedersin. Niye Samsun'da herkes bir şey yapıyor? Ya diyor yanındaki Hasan benim kayınçam olur diyor. Ben, onun diyor. Oo kayınça Şeref diyor. Şeref bu. Şeref Sonat'la birlikte YouTube yapıyoruz diyor. Oo uy diyor. Kendi dans etmeye başlıyor orada. Polis. Bir dakika diyor basıyor polis seni çalıyor. Bizim jenerik. Nereye gidersiniz diyor. İstanbul'a bizim Boğaçlara bir iş teklifi yapacağımız tuttu acil. İş teklifi yapmaya gideceğiz onlara. Burada yapacağız belki YouTube şeyimizi. O, çok güzel diyor. Hasan ben senin yolunu açayım. Dur daha diyor açıyor. Merkez sesime ses ver ulan diyor. Merkez konuşuyor işte bir şey. Efendim biz... Merkezdekiler de. Hakem buyurun ta diyor merkezdekiler. Uy diyor buradan İstanbul'daki de neydi polis varsa 06-34-26-56 plakalı aracı asla çevirmesinler. İstop diyor. Tamam anlaşıldı tamam haçen kapatıyorum bu uyu diyor. Bu da ne biçim Karadenizlidir her şeyi uyutuyor diyor. Kendi sinirleniyor. İyi yolculuklar diyor. Gidiyor Hasan böyle hadi bas bak. Gidiyoruz yani sana. İstanbul'a kaçarı yok. Yani şey. Ne yapalım işte sen yemek yiyelim diyor. Ha. Aç mısın daha yeni köfte yedik ama sen şey, iyi yer bir adamsın sen yersin diyor. Yeriz belki kaçarım ederim oralarda bir yerde. Bunu içinden söylüyorsun. Tabii tabii. Yani. Şart kanı var adamın. Böyle sırtını kaşıyor. Arada klik klik bıçak şey, silah sesleri geliyor. Sen diyor yola çık. Ben diyor böyle senin yemek yiyeceğini tahmin ettiğim için yanıma tabildot aldım diyor. Buradan diyor anamın köftesi senin çok sevdiğin lahana çorbası. Sen giderken ben sana çorba içireceğim diyor. Hadi bas diyor. Anamın köftesi. Anamın köftesini mi istiyorsun? Köfte ne arıyorsun? Tamam mı yıldı mı? Hasan sen bu YouTube işine ne diyorsun? Hevesli misin? Senin başka bir hayalin yok mu? Genç de adamsın. Amatör diyor. Amatör bu diyor. Hayali gerçek oldu. O da yine güzel çocuklar onlar da diyor. Oynayalım mı diyor seninle? Ama diyor Seption. Yolda ısın diye. Oynamayalım Hasan. Konu başka yerlere gidiyor Hasan. Yapmayalım. Yok mu sevdiğin biri, evlenmek istediğin biri, hayalin falan? Aşktan sen, girip... Sen böyle deyince bir burkuluyor. Müsaade edersen burayı başka bir şiveyle konuşmak istiyorum. Müsaade senin. Benim diyor, bir sevgilim vardı. Ne oldu? İsmi Fadime'ydi diyor. Onun bizim, da mı? Bizim buralarda diyor. Yaratıcılık çok yok. Kadınlar genelde Fadime oluyor. Fadime'ydi ismi diyor. Çok aşıktık birbirimize be Sonat. Deliler gibi aşıktık diyor. Orada sen sürüyorsun diyor. Önüne bak diyor. Sonat. Babasından istemeye gittim diyor. Dedim ki ben kızınızı seviyorum. O zamanlar şiven böyle diyor. İstiyorum dedim diyor.
Babası vermedi mi? Babası ne stese beğenirsin? Ne stese yapsa beğenirsin? Karadeniz'de olduğu için hemen bir Toki'yi kuruyorum. Babası ne dese beğenirsin? Ne dese? Dedi ki, benim senin gibi çulsuza verecek kızım yok. Öyle bir adam. Sizin durumunuz iyi ama ya, bana 280 bin verdiniz az önce aylık. O zaman öyle değildi. Ha, ha, çok eski tarih. Benim Fatma'nın babasıydı çok zengin olan. Ben de ne yaptım? Senin gibi çulsuza verecek kızın yok dedi ya bana. Hemen ben fittirdim. Fittirince şeyi versen değişti bende. Ha benim de silahla gitmiştim ne olur ne olmaz diye. Çektim papayı vurdum oracıkla diye. Ne olur ne olmaz diye kız istemiyorsan. Fadi dedi, aa baba Fadi'ce sektirdim ondan vurdum. Gitti mi ikisi? Büyük aşk. Abi. Büyük aşkı kalbime gömdüm ha, onu anlatıyorum sana. Bak, büyük aşk büyük aşk. Beni sinirlendirmeyeceksin, bu da sana ders olsun. Öyle aşk maşk açıp böyle şey yapamazsın, hadi yürü bakayım diyor. Yemedi. O zaman geldik İstanbul'a kadar. Ben çünkü ağzımı açmam çünkü yani. Tamam peki sen korkun. Beni vuracak bahane arıyorsun. Neyse abi, siz İstanbul'a geliyorsunuz. Siz hemen tabii senin stüdyonun yolunu tutuyorsun. Sizinkileri de böyle önceden orada olduğunu biliyorsun. Mesajlaşmışsınız falan ama sen tabii bir şey belli edemiyorsun. Çünkü Hasan böyle peşinde şey gibi duruyor. Zebellah dediğimiz amca gibi duruyor. Abi geçiyorsun. Aa burası mıdır diyor sizin yeriniz. Diyor böyle bakıyor. Ne yapıyorsun? Yukarı doğru davet ediyor musun kendi yerinize doğru? Yani otoparka park ettin şu anda. Gidiyorsun değil mi? Gidiyorsun. Abi gidiyorsun. Bir de orada hakikaten birini öldürsen yani şey, görmez ya. Geldiğinizi gördün. Bakıyorsun abi, Berk var bir tek. Abi diyor hoş geldin diyor ama bizimkiler gitti diyor. Onlar bekleyemedi diyor. Ben kaldım burada diyor. Abi otur hoş geldin. Merhaba diyor. Şeyim ben diyor. Hasan Berk. Tanıştırayım Berk. Seni kim tanımaz Berk? Berkingham diyor öpüyor böyle. Biz diyor hepinizin ayrı. Ben gülen ama Karadeniz şivesine direkt. Ayrıca onun diyor güldüğü ya da gül biter. Sonat diyor, senden daha çok seviyorum bu herifi diyor. Senden daha çok tutuyorum. Onu benim diyor, Twitter'dan da takip ediyorum diyor. Otur, otur bize ya, bir çay yok mu benim? Babam da aynısını diyor. Senden daha çok seviyorum belki. Otur bizi ya diyor. Ne yapıyorsun? Ya orada zaten çok oturacak bir yer yok. Bir tane o sizinle oturduğumuz teras gibi bir yer vardı. Orada oturuyoruz. Çay içer misin? Ben sana gideyim çay getireyim diyorum. Verdim. Berk'e kitleyip. Olur diyor. Sen elinden bir çay içerim diyor. Ama sana at diyor. Hızlı koşarım. Bilirsin diyor. Ya şimdi mutfağa gidip oradan polisi arayayım diyeceğim de polisi hakikaten aramazdım herhalde. Çünkü ikna da edemezsin herhalde. Kaçırıldık şu an falan. O da akrabası çıkar. Ne şive yaparlar canım sıkılır. Muhtemelen bizim yapımcıyı aradı. Telefonu açıyorsun. Özgür açıyor. Efendim abi diyor. Abi ben şu an stüdyodayım. Karadeniz seyahatim erken bitti. Evet diyor. Berk burada. Yanımızda bir tane abi var Karadeniz'den peşimize takıldı. Evet. Silahlı herhalde kafayı da biraz yemiş. Beni zorla tekrar İstanbul'a getirtti. YouTube kanalı kurmak istiyormuş kendine. Ya seninle ne alakası var? Kursun bize ne? Bizi tanımış abi kanalda. Ön ayak olun. Çok da param var diyor. Hakikaten de paraları gördüm. 280 bin, 180 bin. 180 bin falan bahsediyor. 180. Abi 280 mi 180 mi? 180. Evet 180 bin peki diyor. Rakamla 100. Sayıyla 100. Yazıyla da 100. Abi diyor iyi de bu zorla yani şey mi yapabileceğimiz bir şey mi yapalım parayıymış diyor. Aynı kanalı orada yapın diyor. Bir de nasıl yani biz buradan taşınacağız. Arada karımla falan bir şeyler yapıyorlar onu tam anlamadım. Ne oluyor oğlum? O iş bende. O kısım bende. Sen nereli demiştin bunlara diyor. Samsun. Samsun mu? Geliyoruz lan biz de Bursalıyız. Camların ağzını kapatıyor telefonu. Sen çayları yapıyorsun abi. Diyor ki ya diyor biz Berk'le konuştuk diyor. Pek yanaşmıyor diyor. Ona diyor reddedemeyeceği teklifi şimdi mi yapayım diyor. Önce sen bir konuşmak mı istersin diyor. Abi ben istersen önce bir söyleyeyim. Parayı falan tam sen şey yapamamışsındır. Berk ben paralar hakikaten gördüm abi. Çok varlıklı bir aileler. YouTube'a da girmek istiyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Berk de Karadenizli. Zaten biz de Karadeniz'e gitmeyi çok istiyorduk ya. Haftada iki gideceğiz gibi düşün. Berk bu arada diyor ki abi diyor yani ne olursa olsun iki gün veya üç gün biz diyor hani bunu yapamayız. Biliyorum bunu diyor. Yani yapamayacağımızı biliyorum diyor.
parası gerçekten iyi ama. Çünkü 180 bin falan diyorlar. 80 bin falan diyorlar. 100 bini Özgür'e ben öyle kurdum kafada şu an. 80 bin falan diyorlar abi. 4'e bölsek çok iyi para yani. Ya para iyi de abi şimdi bir şey. Ya kusura bakma kardeşim. Sen de buraya kadar yolur musun ama diyor. Benim artık diyor sinirlerim hafif oynadı diyor. Böyle kardeşimler vardaşımlar be almaz diyor. Böyle şapkanı çık çık diye çekiyor. Gördün mü? Ben bundan korumaya çalışıyorum. Kimi getirdin oğlum sen bize diyor. Kim lan bu diyor. Tanıştırayım Hasan. Tanıştırayım benim adım Hasan. Aha bunun adı da Hüseyin. Hadi bu ismisi çok gülüyor. Yani güzel seviyesi değişik. Bipolar aynı zamanda. Biraz fevri davranabilen bir abimiz. Abi. Korkma silahına şey yapma, o şaka yapıyor değil mi? Hasan. Valla ben şakacı bir insanımdır ama Hüseyin'i şakacı bir insan dayıldır. Hatta insan dayıldır diyor. Buna da gülüyor. Berk ağlıyor bu esnada. Berk böyle şey, hani böyle kötü filmlerde böyle Kemal Sunal filminde herkesin ayağında bir hortum yaparlar. Gizli bir hortumda sol kıtırlar işiyormuş gibi görünür ya. Berk şu anda o modda. Tın 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 tın. Hasan horon keşfediyor. Hasan böyle yapıyor, bakıyor. Uy, burayı da kakuttun abi diyor. Bu Berk bu mudur diyor. Bu sen adam çıktın bu çıkmadı diyor. Ben şeyip gelmiştim çünkü lokantaya. Benzinli. Berk diyor, kabul eder misin oğlum diyor. Berk böyle yapıyor. Asla! İdealine seveyim senin. Berk diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Böyle sanatçım kusura bakma üç kişi yapacağız programı diyor. Çık çık diyor oralar yavaşlasan. Diyorum Hasan dur ya. Nooo! Berk böyle yapıyor. Asla! Yalancı kim? Tam o sırada abi böyle senin kapı böyle pışık diye açılıyor, içeri böyle Özgür görüyor. Dikkat diyor böyle Özgür'le çık 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 çık. SWAT'la gelmiş. Ve bir sürü adamla böyle Hasan'ı sarmışlar tamam böyle şeyini. Hasan da böyle duruyor. Arkasında fark ediyor silahları, çekmiyor silahını. Kimsiniz siz? Biz diyor Bursa mafyasıyız. Ben kurtuldum o zaman. Sonat diyor bunu dediği andan itibaren o eski kalnım Kemal'in backstory var adamın. Tabii bize bir oyun edeceğini hemen anladım diyor. Edemeyeceksiniz diyor. Ettirtmem diyor. Aa ben ederim diyor. Tam böyle şapkanını çekecek. Abi tak 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 bütün Bursalılar ateş ediyor. Ve senin Hasan böyle gözlerinizin önünde gidiyor, yere düşüyor abi. Abi sonra siz şunu fark ediyorsunuz ki Hasan'dan hiç kan çıkmadı. Hasan'dan de. Ne yapıyorsun abi? Witcher çağırıyorum. Oy, açan. Oy. 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 Açan. Şiveli terminatör. 2 hafta. 2 hafta. Göndermeler yapıyor böyle filmlere bak. İnsanları öldürmemelisin falan. Saçma sapan. Açan. Falan derken. Böyle bir şey var. Şık. Böyle kendini reset attığı bir robotmuş ve reset atmış gibi dönüyor. Sonat, sana sesleniyorum. Şive çipi bozuluyor herhalde. Sonat, lütfen. Sen bizim teklifimizi kabul et diyor. Şöyle yapıyorsun. Hayır abi. Hasta la vista Sonat diyor. Doğru tutuyorken. Hasta la vista Sonat diyor. Hayır abi hayır olmaz yani. Robot bir Karadenizli'yle YouTube işi yapamam ya. Kendini imha et. Kendini imha et. Dın dın gözlerinde sayaç çıkıyor. Bir şey böyle yapıyor. Özgür bunları biliyor abi. Berk Sonat kaçın diyor böyle yavaş çekimde siz böyle dışarı doğru gidiyorsunuz şeylerle birlikte. Ondan sonra böyle Hasan böyle patlıyor. Siz de böyle uçaraktan oradan bir şey olmuyor ama yani böyle düşüyorsunuz yere. Kalkıyorsun. Gel de bu açı anlat şimdi iki yaşananları. Özgür geliyor.
Abi diyor, bunların hepsi benim suçum. Bu gördüğün adamlar benim kanlılarım. Uzun süre önce biz birlikte bir robot işine girmiştik bu Cemallerle. Tam da girecek adamlar abi. Ama bundan sonrasını merak ediyorsan başka hikayeydi diyor. Ben bu kadarını şimdi anlatıyorum diyor. Ve böyle yapıyor Berk. Hadi gel, senin de hikayen başka diyor. Beraber gidiyorlar onlar. Sen böyle tek kalıyorsun abi. Dı dı dı, telefonun çalıyor. Halam arıyor muhtemelen. Halam nerede arıyor. Kaldın? Diyor evet. Neredesin diyor. Uy diyor. Uy. Öyle sağlık. Abicim bitti hikaye sen. Bundan sonra tatilini yapıyorsun. Aman Samsun'dan geçerken dikkatli oluyorsun. İlk kere düşünüyorsun. Cemaller var, kanlıları. Aman kaçan dikkat ediyorsun. Benzini abi, orada da doldurup geçiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte oynadığın için. Gerçekten çok rahatsız oldum. Çok değişik boyutlarda rahatsız oldum. Hayatında şöyle bir anı oldu aslında. Samsun'dan İstanbul yolunda araba kullanırken bir android tarafından kara lahana çorbası içirildim. Şu şekilde. İşte hayaller de burada bu şekilde gerçekleşiyor. Çok teşekkür ediyorum abi tekrar katıldığın için. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programımızda görüşeceğiz. Şurada bir yerde çıkan linkimize tıklayarak Geek Yapar Pop Store yılbaşı partilerimizden haberdar olun. Ve mutlaka şimdi gidin Instagram story'mize, o soru bölümüne ama diyor deyip kalan kısmı tamamlayın ve sizin de sorunuzu oyuncularımıza sormak üzere kurrağımızdan, şu burada niye durduğunu anlamadığımız artık bir anlam kazanan elin içinden hep birlikte çekip sizin sorularınızı, sizin ama diyorlarınızı karşı tarafa yansıtalım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.